Herkese merhaba, ben Şenol. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir daha da bu işe girersem... iki olsun. Bu işe giriyorsanız... silajdan bahsediyorum tabii doğal olarak. Saatlerdir uğraştığım için. Yapacağınız iş... bariz bir şekilde şuradaki tarlaları almak. Yani çok süper zeka olmaya gerek yok bu iş için. Bu biraz kol gibi. Şu ekstra buralara da sokuyor. Onu sallayın abi. Şu ikisi pıt pıt. Hemen şuraya bir 350 bin dolar. Tamam mısın? Valla bu ikisi yeter. 10 numara 5 yıldız. Tarlalar fena değil. Biraz inceledim. Gayet güzel. Onları alıyorsun. Buraya gömçürüyorsun. Onun dışında gün boyunca şu anda saat 23.20. Gün boyunca abuk sabuk şeyler aldım, sattım falan filan. Nelerle uğraştım. Oralara geçiyoruz. Konuşmak bile istemiyorum. Ama gün boyunca sürekli olarak biyogaz fabrikasına silaj verdi. Hiç boş kalmadı orası. Sürekli doldu. Sürekli doldu. Hala var bu arada, tam bitmedi ama yani 24 saat full silaj verdiğiniz zaman, ki ekonomik olarak kolay yani. Saati ilerletiyorum baba. Bakalım kaç para verecek. Şu an orası da ağzına kadar dolu, bir sıkıntı olmaması lazım. Yani boşalmaz orası. 50 bin full doluydu şimdi. Süre geçsin 12'yi. Zaten giren girecek bana, geçmiş olsun. Kaç kuruş kira girer en ufak fikrim yok. Bir şey aldım, sattım, palet diye aldım. Yarım milyon dolar günde çıkartabiliyorsun o zaman abi. Olay bu. Yarım milyon dolar. Allah bereket versin. Yani çoğunu sattım işin kötüsü. İşin kötüsü diyorum da. Ya buradan hiç yoktan 200 bini daha var o zaman. O tam dolmamış ama doluya yakın olan boşaldı tamamen. Yanındaki bir tanesi tamamen boşaldı. En son bir taneden de kaç posta getirdim? 2 belki 3, emin değilim. Kaydı artık abi. Şirazem kaydı yani. Şura boşaldı, bura boşaldı. Burası kaldı. Evet, bir tane de dozer aldım. Yapacak bir şey yok abi bir yerden sonra. Yani bazı yerlere giriyorum bununla da çıkamıyorum. Bayağı bildiğin çıkamıyorum. Artık açık bırakıyorum bunları. Çünkü bununla ittirmem, kaktırmam falan gerekiyor. Onu çalıştırıyorum. Dozerle ittiriyorum falan. Böyle abuk sabuk hareketlerim oldu. Bu da kiralık bu arada. Satın almadım. Ama maşallah var. Abi hani böyle kaldım diyor da böyle omurgalı oldun lan. Çıtır çıtır bir şekilde şey yapabiliyoruz. Yeni bir palet şey düşündüm. Modla ekleyecektim de sonradan vazgeçtim. Büyük şeyler var. Ağzım. Ne oluyor? Kepçe? Yani. Büyük kepçeler falan var. Modla falan da şey ettirilir. Bu tamamen ortalığı toparlamak için. Öbürüyle olmuyor abi. Öbürü hani düzleyecek olan var ya. Eziyet. Bununla kalanları falan da toparlıyorsun. Güzel güzel atıyorsun. Şuralara mesela şöyle geliyorsun. Üzüyorsun falan. Kendince Allah çok güldü. Pek düzlem olmadı ama olduğu kadar. Sen şöyle bir çekil bakayım. Ya sanmıyorum bu arkadaşım burada şu anda pek bir şey yapabileceğini. Bir miktar bununla boşaltıyorum. Sonra giriyorum öbürüyle falan. Ayağını indiriyorum. Hızlıca yardırıyorum. Sonra B'ye basıyorum. Hoppa. Oraya girersem çıkamam baba. Orası garanti. Verebilirim size. Çıkılmıyor oradan. Hop, buna geçiyorum hemen. Çıp, buradan bir posta. Biraz ondan, biraz ondan. En büyük ağız bu arada. Silaj tutan. Hani kepçedense bu tutuyor. Silajı 10 numara. Şuradan doğru girmeye teşebbüs etsem de yok ya, orası yalan olur. Tahmin ediyorum yalan olur yani. Yok yok yok, orası hiç iyi değil, hiç iyi değil. Hiç iyi değil orası. Öbür taraftan açıp şettirebilirim. O da olabilir. Biraz oradan, biraz oradan. Kemirebildiğim kadar kemiriyorum. Kaldığı yerde falan öbür şeyle giriyorum falan derken öyle fazlasıyla vakit uğraştırıyor. Yani için dediğim gibi orada yani silaj yapmanıza da gerek yok. Ya yani şu silolardan koymanıza da gerek yok. Rahatlıkla halledebilirsiniz.
Şu anda bile yapabilirim ya teknik olarak. Bu kadar paraya ihtiyaç duyacaksam. Ama o kadar... Oha nereye gidiyorsun lan? Hayvan şeyi çalıştım. Bu abi bu iş için yapılmadığı nasıl belli bak. Normalde kepçeyle şuraya girdiğin zaman biraz aldın mı? Burayı açıyor bak, bu açmıyor görüyor musunuz? Kalıyor. Açma diye bir şey yok. İlla bir kepçe falan gerekiyor zaten orayı toparlamak için. Ama bayağı da işimizi görüyor yani. Şöyle gel. Hop. Hop. Şöyle süpürüyor. Ya burada falan açması lazım aslında. Saçma ama. Açmıyor abi. Yapacak bir şey yok. Bak bak. Muhabbete bak. Burayı da toparla. Buyur. O dozeri getirmem lazım benim buraya şimdi. Neyse bir posta daha hazır. Ellemişken... biraz kalanı buna dağıtıyorum falan. Bunun içinde de var bu arada. Hatta full galiba o da. Ya dediğim gibi 200 bin dolarımız falan daha var burada. Temizinden. Ama Allah koru ya Rabbi. Eziyet. Ya traktörler çok zayıf geliyor bana ya. Anladın mı? Bak böyle bir yerde kalabiliyor direkt. Önden iteliyorum, iteliyorum da öyle kurtarıyorum. Baya baya tıkanıyor. Ya ve şu oyunun en sağlam traktörlerinden bir tanesi. Pek hoş bir durum değil tabi bu yani. Şu an bununla böyle ittire ittire de başka türlü... o arkaya takıldı da şu anda. Ha gayret lan. Kurtarırsın be. Kurtarıyor, kurtarıyor. De yapacak bir şey yok yani. Bu arada lastiğini falan da çıkarttım bunun doğal olarak. Ne yapalım? Ekmek parası. Şu an ayarlardan mesela az önce bahsettiğim gibi enter'a basarak traktörleri çalıştırıyorum. Normalde enter'a basmadan durmaması lazım. Ama şöyle bir ayar getirmişler ama ben daha yeni fark ettim. Bu kadar uzun mesafeye gitmemiştim hiç. Traktör orada mesela çalışır bıraktım dozeri. Uzak mesafeye gidiyorum diye herhalde veyahut da belli bir süre kullanmayınca mı oluyor? Nedir? Geri geldiğimde durmuş oluyor. Normalde binersin, enter'a basarsan çalıştırırsın. İndiğinde hala çalışır olur. Yani sen durdurana kadar durmazdın normalde galiba ya. Değil mi? Bu şekilde mi işliyordu? Hep de durdururdum yani ben. Öyle çok test etmiştim de yok onu. Ama sonuç olarak... Kapanıyor kendi kendine. Sıkıntı yok yani. Öyle çok takılmanıza gerek yok. Anam açık bıraktım falan filan. Ne olacak? Araç da leş gibi ya. Geldik. Merhaba canım. Bir posta daha şettirelim. Tamamen sıfıra vurdun mu sen acaba? Yok bak tam sıfıra bile vurmamış. Yani rahatlıkla full artı full yarım milyon dolar. Lazım olursa satarım gerisini ya. Yani ben sabah yapayım. Tarlanın sürmesini bitireyim. Oraya bir şeker pancarı ekelim. Allah'ım. Ulan niye bıraktım ben şimdi? Neyse. Zamanı hızlandırmak gerekiyor. Hatta küllümüzü hızlandır da sabah olsun ya. Aydınlık aydınlık. Rahat rahat işimizi yapalım. Ha gayret. Bir 5000 daha. Tamamdır. O bu iş keyifli mesela. Yani 10 numara 5 yıldız iş. Onun için hep normal ekinlere yöneliyorum ya ben. Standart. Düz. Kanada ekiyorum. Yulaklar. Soya fasulyesi. Yani şeye bile varım ya. Buğday arpa hani peşinden samanı alayım, samanlığa satayım falan. O bile olur. Onda bayağı iş oluyor yani sonuç olarak çok fazla. Hoş şu anda şeyi yapacağız. Pancar. Şimdi yaptığımız silaj olayı teknik olarak metrekare başına en fazla para kazandıran şey. Peşine ucu ucuna gitmedi mi? Peşine de şey geliyor işte. Şeker pancarı. Yani hesap edilmiş şeyler. Ama şeyin hesabı yok. Çünkü haritadan haritaya değişiyor. Hani hangisi ne kadar vakit alıyor? Vakit bakımına hangisi daha karlı? Onun bir hesabı kitabı yok maalesef. Ama keyif açısından derseniz... Ups. Keyif açısından derseniz bana göre... Standart ürünler çok daha keyifli abi.
Hele tek seferde ektiklerin hepten füze gibi bitiyor. Hani bak bunlar mesela biraz daha iyi. İlk başta tarlayı bir sürüyorsun, temizliyorsun. Ondan sonra ekiyorsun. Ekerken ilaçlama olabilir. Bir tık büyüdükten sonra ot temizleyicilerle mesela temizlersin. En keyif alabileceğiniz şekilde söylüyorum, bana göre en azından. Ot temizleyiciyle temizlersin. Hiç ilaç milaç yok. Bir de normal gübre atarsın ona. Ah. Katı gübre. Öyle sıvı değil. Bizim o şeyden bahsetmiyorum. 10 numara 5 yıldız. Şurayı da bir bitireyim. Şeyin ekmesine başlarız. Bu ekme bile ne kadar alır? Astronomik fazla vaktimi aldı bu. Yani öyle böyle değil. Gece zaten bu aralar uyumuyorum. Sabah olmuş 7.40. İyice uyku düzenimi darma duman etti. Yani farming yaptı bu haltı. Tamamen. Uyku düzeni falan bırakmadı. Biraz daha şunu da yapayım, bunu da yapayım derken oba. Onun için hele çok uzun falan beklemeyin. Söylüyorum peşin peşin nerede farming falan diye soranlar olacak. Bitti mi? Bitti yani. Geçmiş olsun yani. İyi ki bir şey daha yapasım var da. Şeye bakmadım. Tüh, bakacağım ona. Süresine bakmadım. Merak ediyordum ben de. Hep unutuyorum ya. Ya bazen böyle özeniyorum. Ne güzel diyorum. Doğa, ortam, kuşlar ötüyor, horoz ötüyor falan filan. Çiftçi izleyenler var, oradan resimlerini falan yolluyorlar. Çektikleri eziyetleri. Allah kolaylık versin ya tekrar. Baba çekiyor ama yani. Yani şunun gerçeğine falan da baktım yani, bilmiyorum bakan var mı? Geçen bahsetmiştim. Yani mis gibi tertemiz havada. Her şeyden uzakta. Ya illa ki kendilerine göre dertleri sıkıntıları da var da yani, ne bileyim, böyle bir ekstra sanki bütün dertlerden sıkıntılardan uzaklaşmış gibi hissediyor insan yani. En azından kurduğun hayalde. Bu da böyle tamamdır. Ulan bir yerden de ekmeye başlardım yalnız abi. Kendim yapıyorum ha hiç. Öyle daldım gidiyorum. Ya bunun ekimi hala var ya, elim gitmiyor ya. Vallahi billahi elim gitmiyor. Dırsıyorum ne kadar çıkar bu. O işten sonra bir daha üstüne bunun kadar ağır olmaz, orası garanti. Atarım en kötü trene. Ki fiyatlarda o arkadaş en fazla parayı değirmen veriyor. Tren yani. Şu anda en azından. 500 kişilerde öbürleri yakın bile değil. Yani artabilir de ne kadar artacak bunu? 525 değil de 550 yapmış. Açıkçası çok da umurumda olmaz yani. Trene buradan Allah ne verdiyse yükleyebilirim. Hop. Yaparız herhalde be. He? Olur o iş gibi. Şöyle şeker pançasını alalım bakalım. Hayırlısı be. Gübreleyecek de ortaya bir ilaç işettireceğiz. Onun dışında büyüyecek. Bir dahaki bölüme onu biçeceğiz. Hatta ben biçmeye başlarım falan şeklinde olabilir. Hop. Ya buradan başlıyorum hep bak. Şunun bu köşesinden başlayacağım abi. En iyi öyle cuk oturuyor sanki diyeceğim ama öbür ekim aletiyleydi. Bununla aslında tam da emin değilim. Bununla çok test edemedim daha, çünkü bir sefer mısır ektik bununla. Başka da bir halt ekmedik. Değil mi yani? Hop. Hocam. Şuradan şöyle girsen. Ya ışığı niye yakıyorsun hemşerim ya? Akü eskiyecek yani, ışığı niye yakarsın ki ya? Hocam hayırlı işler. Hop. Size bir şey lazım mı ya? İneklere de baktım ettim. Yalnız ineklerde de hala bir çoğalma yok yani. Üremiyorlar. Temizlik sıfır, farkındayım. Yapacak bir şey yok. Ya yapacak bir şey yok derken. Tabii ki de var da. Çalıştır mısın canım güzel kardeşim? Yani şuradan kepçeyle hemen temizleyebilirim. Ya çok ilginç modlarda temizleme şeyleri var bir de ya hayvanlar için. Ya hazır şuradayken biraz da su vereyim. Oha. Ha bu iyi dönendi değil mi bu? Yetmeyecek büyük ihtimalle su. Aa yetti. Tamam şimdi dik kal, sonra doldururum. 80 kaldı içinde. Ona da şükür. Aba bak götür. Otomatik sistemler falan var ya. Kepçeye bak. Ufacık. Hop.
Hocam daha dur bir saniye. Oğlum alsana. Manyak bu da, nedir, niye almıyor ya? Deli. Şöyle biraz gel. Şöyle. Allah Allah. Anam silaj... Silaj gözüküyor bunda, niye? Oraya silaj nasıl geldi oğlum? Bir dakika, silaj olarak mı gözüküyor bu zaten ya? Buyur abi. Evet, zaten silaj. Aynı şey. Niye onlara ayrı gayrı yaptın ki? Anlamadım valla. Buyur abi. Temiz mi? Temiz. Gıcır gıcır. Samanı verdik, şeyi verdik. Yem konusunda zaten sıkıntı baş gösterir yani. Oradaki son topu verdim yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir bakayım ama. Hatta bu arkadaşı... Dur lan. Bu arkadaşın önüne çim, arkasına şey, bu bununla mı yapacaktık? Bununla oluyor muydu o iş? Hani şeyimiz var, ürünler var burada. Çim biçecek yerim de var. Bir posta doldursam çim deli gibi yeter bunlara. De o traktör. Ha bir dakika. Bu var. Traktörümüz var. Bunun gücü fena değil. Ne oluyor lan? Ya şu önündekini bırak, buraya gitsin ya. Bunu da satarım herhalde zaten. Bir daha kim öle kim kala. Ne zaman silajla uğraşacağım. Tamam işte, bu normalde öbürü sürmeye, bu da ekmeğe yarayacak teknik olarak. Ama sürdükten sonra ekime başladığımız için haliyle bir önemi kalmadı o işin. Onun için yapılacak şey belli. Bununla geliyoruz. Şunu arıyoruz. Şöyle dönüp onu da arkamıza alıyoruz. Onun da sağlamı var ya aslında. Bu ama yani bu burası için. Oha çok havada kalmadı ona. Ha yok. Yok hala biraz sanki ekstra havada bu ya. Oha büyük traktör de bu gitmez mi ya? Sorun olabilir yalnız ha. Aç bakayım şunu. Vallahi bir tık böyle sıkıntı olabilir gibime geliyor ama şüpheliyim. Şimdi şuralarda yok, o şekilde değil, bir saniye. Yani tahmin ediyorum ekme biçme yerleri şu kırmızı alanlar. Bak şurası mesela çim oldu. Çünkü buralara falan denedim ben, ekstra yeşil olan yerleri biçmiyor. Ama şu an olduğumuz yeri biçer bence. İndir bakayım. Çalıştır. Arkaya gel. Çalıştır. Evet bak çimi alıyor şu an buradan. Sıkıntısız bir şekilde. Şöyle öndekini şiştireyim de. Ya burada kalsın istemiyorum ya. Lan arkayı mı durdurdun? Yok önü durdurdum. Tamam. Hani yerde şey kalmasın. Şöyle çalıştır. Arkasından doğru toparla işte. Fena değil be. Cayır cayır da doldururum ben bunu yani. 13 14 15 16 17. Ya yer olduğu sürece en azından 5 dakikada bir dakika bile tutmayabilir. Bir posta doldurayım. Tek başına çim haliyle yani kesip kurutmak lazım. Boşver. %100. 2 dakikada halloldu. Toparla. Ön tarafını şöyle bir yerde bırakabilirim ya. Hop. Daha buradan da kuruş almıştım yok ya. Diğer taraftan kuruş yatırmıştım da yok yani. Hala hazırdan geldiği için. Problem değil. Oha yavaş. Yavaş. Öbürüne iyi alıştım, buralarda sağlam manevra yapıyor.
mi? Yemiyor mu lan bunlar? Hocam. Ya boşaltıyor buraya. Kaç kilo yiyeceğiniz lan? Alıyor da alıyor bu. Oha camış. Eh. Yarasın. Maşallah yarasın. 23.300. Hepsini de aldı. Ey koçum benim be. Tamam neyse. Şimdilik içim yeterli. Ekim aleti. Ne yapıyorsun lan? Oho daha yarıladı burayı. Doğru olarak. Buraların ekimi 3 aşağı 5 yukarı 45 dakika 50 dakika civarı falan sürüyor. Ama ben bugün felaket saatlerimi harcadığım için özellikle ona 2 defa saldım bile. Yalan yok yani silajı. Lan dedim yapma etme. Sonra her seferinde dedim ki tam 24 saati tamamla. 24 saati tamamla kalan kalsın maşallah. Çok da bir şey kalmadı yani. Şöyle bir ona tam geçeyim de şuraya. Heh. Yani bu kaldı burada. Şöyle bir düşününce de evet paletlere göre bir tık daha hızlı. Ama hayır bence çekmeye değmez yani o hızlılığı. Yani acele etmeyin paletleri koyun çekin altına yavaş yavaş da olsun götüm götüm ya. Çok hızlandırmak istiyorsanız şöyle bir tane dozerle de içine atabilirsiniz. Normalde ilk yaptığım silajda galiba öyle yapmıştım. O palet malet yoktu zaten. Bununla fıtık fıtık atıyorduk. Hatta böyle büyüğü de yoktu. Küçüğüyle ilk başta yapıyorduk. Parayı topladıktan sonra küçüğü satıp büyüğe kayıyorduk. Şimdi sonuçta şunlar da var ki teleskop olanlar. Bunların ağızları çok daha ufak. Bu arada bu araç, onu da göstermeyi unuttum. Bu araç da Platinum Expedition. Aradaki fark, pardon bu değil lan. Yanlış oldu. Platinum Expedition. Bu araç 224 beygir kendisi. Normalde 234 beygirlik var burada standartı. Aynı ağzı tutuyorlar. 175.000 dolara. Mantığını yiyeyim senin mantığı. Kiraladım satın almadım yanlış olmasın. Ama yani mantığını yiyeyim. Nedir abi olay? Hani DLC ile satın aldığı şey daha kötü. O 224 beygir 248.000 dolar. 234 beygir 175.000. Abi aradaki fark da az da değil yani. 250 desem buna ya yok 75.000 dolar fark var ya. Yani. Ama sonuç olarak yani başlangıçta normalde şunlardan alıyorduk galiba değil mi? Tabii. Bundan alıyor. Bunun kolu uzuyor da. Şunlar ama daha sağlam. Daha güzel kaldırıyor. Arkadan tutuyor çünkü. Bunlar işte biraz şey. Şey. Ama gel gör ki onların da ona göre ağızları var. Yok bu en ufakları. Bu değil. Teleskop taşıyıcıları. Bunlar kullanıyor galiba. Değil mi? Onun silajı da bu. Başka var mı silaj onlardan? Ya bu da tutuyor teknik olarak da. Yo bu daha büyük lan. 2640. Bu tutuyor 1700. Şu. Ama bunda öyle değil mesela bu tekerlekli yükleyicilerin ağızlarında. Bu 3000 litre. Bu 5000. Lizard'ın. Yani bu biraz hayat kurtarıyor orada. 5000. Yani öbür kepçe 2600. Tam iki katı tutuyor bu. Maşallah var. Kütük mütük olaylarına falan da bunda giriyor. Ağaç olayına girmem herhalde ya. Ağaçlar için ekstra bir şey yapmışlar mı ya? Bakmıştım da yok. Hiçbir şey yok yani. Bu benim mod. Bu alakası yok. Yani standart olan şeyler. Ağaçla alakalı. Bu tarafta ormanla alakalı ekstra yer var mıydı? Elektrikli destereler. Ot, hayvan. Baktım hemen hemen hepsine. Ormancılık ekipmanı. Ha şu var. Yani işte ne? Yani arada ne fark var bilmiyorum. Anderson Group Equipment. Değmez. Değmez. Şimdi ışıkları... Bak motoru durdu. Işıkları kapanmıyor. Eskiden de sanmıyorum onları. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Neyse benden bugünlük bu kadar. Hop. Şöyle bir üstünde durayım. Dediğim gibi şeker pancarını da hallederiz de ondan sonra belki bir de bir ara bir pamuk olabilir. Duruma göre ne kadar vakit alacağına bağlı ama hakikaten kaydı yani şirazem fazla uzun sürmez. Peşi peşi söyleyeyim. Bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Ben mesela unutmayın. Görüşmek üzere.